Merhabalar, Şahsına Mih Nasır programındasınız. Güzellikler ve iyilikler üstünüze olsun. Sağlık, sıhhat ve afiyet içindeyseniz, ayakta ve hayattaysanız her şey zaten yolundadır diyoruz bütün bu programlarda. Ve yine Şahsına Mih Nasır programının özel bir konuğuyla birazdan söyleşeceğiz, halleşeceğiz. Oradan buradan hayata dokunuşlar yapacağız. Bugünkü özel konuğum gerçekten bütün konuklarım özel ama her birinin özelliğini aktarırken gerçekten bunu içi sine söylüyorum. İçime sine sine söylüyorum. Kahraman Eroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müjen Hanım. Nasılsınız? Harika. Sağlık, sıhhat, keyif yerinde. Sizin gibi güzel, içten, samimi ve de böylesine güzellikleri sunan bir sunucuydu olmaktan keyif aldım. Bir mukabele, bir mukabele. Bilgi, sevgi, saygı üçgeni içerisinde iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Evet, Kahraman Eroğlu, Şişli Kent Konseyi Başkan Vekili, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda benim rakibim de sayılır. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz konulardan. Uzun yıllar bu şehirde inanılmaz güzel projelere, çalışmalara imza atmış, faydalı olmanın zevkini doyasıya yaşamış bir konuk şimdiki karşımdaki. Evet, Kahraman Eroğlu, önce şu şeye geçmeyelim. Yani alt kimliklerimizdeki hani o hizmetler, şeyler, ünvanlar, onlara geçmeyelim. Ne eder, ne eyler Kahraman Eroğlu? Kahraman Eroğlu, Şişli Belediyesi'nden başkan yardımcısı olarak emekli olmuş. Ama hayattan yaptığımız çalışmalardan emekli olmamış, vakıflarla, derneklerle, özellikle bakıma, yardıma, ilgiye, sevgiye muhtaç çocuklar, yaşlılar, engellilerle her konumda çalışan birisi. Aynı zamanda bir özel üniversitede, ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Olsun canım, ne olur, bir şey olmaz, bizim öyle bir derdimiz yok. Bir özel üniversitede de öğretim üyeliği yapıyorum. Yine her sabah yayın yapan bir Fox TV. Evet, Fox TV'de. Kalburan Çiçekler programında kalburan çocukları, çocuk yaşta zorla evlendirilen, çocuk yaşta gelin olmaya zorlanan kız çocuklarıyla koruyucu, önleyici çalışmalar yapıyorum. Bunun yanında da Kanal 34 TV benim dostum, arkadaşım. Evet. Gücümün yettiği oranda da bu kanalın gelişmesine katkı vermek istiyorum ki Şişli'de tek en iyi yayın yapan kanallardan birisi, böylesine iyi çalışma yapan bir kanalın bence çok çok desteklenmesi gerekir. İnşallah ileride imkanlarımız biraz iyi olduğu zaman bu kanalı destekleyeceğiz. Evet, inşallah o yakın gelecekte olur. İnşallah. Söylediğiniz şeyler sizin varlıklarınız, sizler gibi değerli dostlarının varlıkları bizi zaten şu ekranlara geldiğiniz andan itibaren güçlendiriyor. Bilginizle, varlığınızla. Bu anlamda biz bütün programlarımıza katılan dostlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Kahraman Eroğlu deyince hemen Şişli'ye gittik. Efendim, belediye başkan yardımcılığı dönemine gittik. Yok, ben onu sormuyorum. Kahraman Eroğlu dönsün gençliğine. Önce gençliğe bir gidelim. Nasıl bir gençlik geçirdi de ondan sonra sosyal hizmetler, sonra belediyecilik. Kimler dokundu size? Kimler o yönlendirmeyi yaptı? Ben Erzincan'da bakkallık yapan bir aileden yetiştim. Liseyi bitirip Ankara'ya, Hacettepe'ye geldim. Sosyal hizmetler bölümüne. Okul bitirdikten sonra Adana'dan başlayarak çeşitli illerde kuruluş müdürlüğü, huzurevi, yurt yuva, dernekçilik, sendikacılık ve İstanbul gibi bir ilde 7 yıl İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü yürüttüm. Evet, o şeylere sonradan geleceğiz. Peki o gençlik döneminizde, lise sonrasında sizi bu anlamda hadi yolun açık olsun, yürü, bunu yapmalısın, bu ortamdan, bu şeyden çıkmalısın, geleceğine koşmalısın diyen birileri oldu mu o dönemde? Bir, yani tabii ki okuduğum kitaplar, dergiler, halkın kendi çok birileri var o zaman. İçselliği, halkın yoksulluğu, halkın acıları, ızdırapları beni duyarlı olmaya yöneltti. Bir dönem sonra da bu sıkıntı, bu sorunlardan halkın kurtarılması için
işte sosyal çalışmaların yapılması gerektiğini düşündüm. İlk kadın sığınma evlerinin açılmasına ben öncülük ettim. Çocuk gençlik merkezlerinin kurulmasına ben öncülük yaptım. İstanbul gibi bir ilde Alzheimer'lı hastalar için Alzheimer Gündüz Bakanlığı'nın açılmasına ben öncülük yaptım. Yine çeşitli sebeplerle itilmiş, horlanmış, dışlanmış, dezavantajlı konumda olan sokakta yaşayan çocuklar için birbiriyle bağlantılı 11 tane çocuk gençlik merkezi kurdum. Yani bunlar benim o liseli yıllardan başlayarak üniversitede almış olduğum eğitim, hocalarımın desteği, kendi kendime bir şeyleri okumam, öğrenmem ve bu imkanları da halk için dezavantajlı konumda olan insanlar için kullandım. Bu öyle birilerinin yönlendirmesiyle, yönetilmesiyle yapılacak bu insan aşkı, tabii, insan sevgisiyle yapılacak bir şey. Yani öyle ben sosyal hizmet alanında uzman olayım da gideyim bu işi yapayım demek her baba yiğidin harcı değil, herkesin harcı değil. Aşkla dolu olmak lazım. Kesinlikle. İnsanı anlamak, algılamak ve ona... Onun yaşamına, onların yaşamına yön vermek. Şimdi diyorsunuz ki ilk Alzheimer'lar Derneği'ni kurdum. İlk huzurevi doğru değil mi? Huzurevi kurdum. Bakım merkezlerini kurdum. Evet. Ya bunlar öyle iş olsun diye yapılacak şeyler değil. Ya da birilerinin size bu görevin dediği zaman yapılacak şeyler değil. Kesinlikle. Aşk ile diyorum ben. Başka türlü olmaz. Şişli'ye geldiğim zaman Mustafa Tarıgül Belediye Başkanı'ydı ve belediyede genellikle tüm başkan yardımcıları mühendis, teknik elemanlardı. Ben il müdürlüğünden ayrıldım, belediyeye geçince herkes bana bunun burada ne işi var dedi. Çünkü sosyal hizmetlerle ilgili bir birimden geliyorum. Çünkü belediye deyince yol, kaldırma, asfalt. Asfalt böyle inşaat ediyor. Evet. Ben geldim, Mustafa Başkan sağ olsun bana çok güvendiği için kahramancım dedi. Hangi birimleri istiyorsan yaz dedi, o birimlere sana bağlayayım. Hayır dedim, neresi uygunsa bana onu ver. Eğitim, kültür, sağlık, veteriner hizmetleri bana bağlandı. Ve bir zaman sonra ben belediyede her mahallede kreş açılması, Down sendrom çocuklar için kafe açılması, Alzheimer'lar için Alzheimer gündüz bakım evi açılması, yaşlılar emekliler için emekli evleri, bakım merkezlerinin kurulması konusunda başkanı ikna edince Sarıgül her gün televizyonlara çıkarak bu hizmetleri anlatmaktan yoruldu. Ve biz mesela dedi ki kahramancım dedi bana çok büyük katkı sağladın dedi. Gerçekten çünkü belediyelerin bu yönü zayıf. Yani tabii eleman olmadığı için bir yanı olmadığı için başka tek başına her şeyi bilemez. Bir de bir düzen gelmiş bir düzen var bahsettiğiniz gibi. Evet. Asfalt yol, altyapı işte aydınlatma falan gibilerinden. Evet. Belediye hizmetleri o şekilde sınırlandırılmış. Evet. Demek ki siz belediye hizmetlerinde çağ açan, imza atan birisiniz. Şimdi siz konuşurken sosyal hizmet uzmanı. Genellikle şimdi dejenere olmuş bir kavramdan bahsedeceğim. Nasıl dejenere olmuş? Sosyal denilmiş, bir de mecra konulmuş, sosyal medyaya gelinmiş. Bizimkiler artık şu anki devirdeki insanlarımız, bu çağda yaşayanlar sosyal medyayla sosyal olduklarını zanneden, sanal bir alemde bir şeyler alıp verdiğini sanan bir ortamda yaşıyoruz. Öyle bir uzaylı havasında yaşıyoruz. Ama sosyal olmanın, sosyal hizmet etmenin, sosyal kavramında var olmanın anlatımı sizsiniz. Şu an onu anladım. Kesinlikle ben. Bugün Avrupa'da en geçerli mesleklerden birisi. Sosyal arbeiter, social worker diye adlandırılır. Bugün Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da sokakta bir çocuk sıkıntılı olduğu zaman uzman onu arabasına alıp işte bir merkeze götürüp teslim edip bütün masraflarını hemen gidip gişeden alıyor. Veya de çek var, çekle harcamalarının karşılığını alabiliyor. Veya sokakta bir anne çocuğunu dövdüğü zaman ne yapıyorsun sen? Çocuk benim. Hayır çocuk sen değil toplumundur, devletindir anlaşıyla çocuğa o uzman el koyabiliyor. Bu kadar geliştim bir meslek. Şimdi bu konuşmaların arkasından ben şöyle ağzımı kapatmam gerekiyor. Çünkü kötü böyle bir şeyler çıkacak diye korkuyorum ağzımdan. Yani sosyal hizmetlerde sosyal hizmeti verebilmenin en büyük gücü devletten geliyor değil mi? Devlet devlet sahiplenmeden tabii, siz uzmanların ne kadar aşk ile olursa olsun kesinlikle, çok fazla yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Kesinlikle. O yüzden sus müjgan deyip devlete çok fazla böyle dil uzatmadan
konuyu sürdüreyim istiyorum. Hayır, yani bu anlayış meselesi. Evet. Burada da olacak, mutlaka olacak. Çünkü çocukların bir sahibi olmalı. Düşkün, dezavantajlı konumda olan insanların bir sahibi olmalı. Bu sahibi eğer, tabii öncelikle aile, ama aile olamıyorsa, aile çocuğu sokağa itiyorsa, ekonomik, sosyal imkansızlık sebebiyle koruyamıyorsa, sosyal devletin birinci görevi de o çocuğu korumaktır. Benimdir değil. Tabii. Ve bunun yanında ben il müdürlüğü yaptığım dönemde ben 476 aile hakkında dava açtım. Çocukları, 476 dava ne? Aile çocuğunu ihmal ettiği için, istismar ettiği için sokakta mendil satan çocuğun kabahati yok. Aile gönderiyor git mendil sat getir diye. Peki bir soru. Birinci çalışmam halka kesinlikle mendil almayın. Her aldığınız mendil çocuğu sokağa daha fazla bağlıyor. İkinci uyarım aileye, çocuğunu bir daha sokakta bu iş için kullanırsam ve teşvik edersem çocuğu elimden alacağım, okutacağım. Peki iyileceğim. Yaptırım olabilir mi yani? 476 ihbarda bulundunuz. Bu insanlar aman bu yanlıştır, bizim başımız devletle kanunla belaya girer deyip çektiler mi? Kesinlikle çektiler. Ve ben çok güzel. Örnek vereyim, canlı örnek vereyim. 7 yıl sokakta her türlü olumsuzluklarla yaşayan bir çocuğu, her türlü madde kullanır, her türlü yanlışlığı yapan çocuğu ben sokaktan aldım, ailesine rağmen velayeti mevzi ettirdim. Yani ailenin hakkını kaldırdım, devlete geçirttirdim. Ve bu çocuk ortaokul, lise, üniversiteyi dışarıdan bitirdi. Türkiye satranç birincisi oldu. Şu anda da öğretmen. Yani, gerçekten bunu çok içten alkışladım. Yine bir canlı örnek vereyim. 11 yıl önceydi Beylikdüzü'nde bir kız çocuğu bir özel kuruluş önünde mendil satmak isterken 7 yaşındaydı. Kızı buzdolabına kapattılar. İki saat sonra zorla halk çıkarttırdı. Ve bütün halk o kuruluşa yüklenirken ben hemen aileye koştum. Aileyi bir inceledim. 3 katta apartmanı var babanın. Eyvah. 3 katta dükkanı var babanın. Hemen dedim sen çocuğu ihmal ediyorsun. Çocuğa ben devlet adına el koyuyorum. Velayetini nezih ettik. Çocuğu korumaya aldık. Ve çocuk şu an mühendis. Peki. O zaman dönelim. Sizin kameranız bu tarafta. Ben önce bir seslenişte bulunayım. Şimdi bizi çok dikkatle dinliyorsunuz sevgili izleyenler. Etrafınızda, yakın komşularınızda, gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu yerlerde çocuğunu ihmal eden, bunu sonra sözü size vereceğim. Kesinlikle. Çocuğa şiddet uygulayan, yanlış davranan, buyurun. Evet, yanlış davranan kişilere Alo 183 bizim kurduğumuz hattı, hala da bu hat Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Bu numarayı arıyorsunuz. Alo 183. Apartmanımızda bir çocuk anne tarafından devamlı dövülüyor veya anne baba çocuğu bırakıp bir yerlere gidiyorlar. Çocuk evde yalnız kalıyor, savunması, korunması kalıyor. Hemen bu numarayı arandığınız takdirde yarım saat sonra bir sosyal hizmet uzmanı, psikolog, bir görevli. Numarayı bir daha tekrar edelim mi? 183. Unutmuyorsunuz 183. Bu numara sizin gerçek manada sosyal insan olabilme, algılayabilme, etrafınızdaki acıları, sıkıntıları bir nebze de olsun yok edebilmek adına kullanabileceğiniz. Bakın 183 bu kadar. Hem çocuk hem kadın da olabilir. Evet onu da soracaktım. Yani evet. Çocuk kadın ve için kadına şiddet. Kadın için de kullanılabilir. Kadın eğer savunmasızsa, korunmasızsa veya evde şiddet görüyorsa güvenli bir yere gönderilir. Buraya kadın sığınma evleri diyoruz. Hı hı. Burada 3 ay gibi bir zaman kalabiliyor. Eğer şartlar iyileşmezse tekrar bu süre uzatılıyor. Daha sonra güvenlik sorunu varsa belki başka bir ile de gönderiliyor. Yani bu koruma altında evet. Sığınma evleri ayrı Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Yerel yönetimler var. Şişli'de açtığım hizmetlerden birisi de buydu. Ama şu an yerini benden başka kimse bilmez. Bilmemesi gerekir. Bilmemesi gerekiyor. Evet. Anladım. Tamam pardon. Şeyi algılayamamışım. Peki önemli bir soru daha soracağım. Şimdi bizim toplumumuzda şey vardır şu zihniyet. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın. Hani eğer bana zararı gelmeyecekse insanlara çok fazla şeyim dokunmaz. Bir de şöyle bir hal vardır. Tersi bir hal vardır. Eğer gördüğüm herhangi bir yanlışa müdahale edersem ben de gümbürtüye giderim gibi bir duygu taşır bizim toplumumuz. Sen yanmasan, ben yanmasam.
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Değil mi? Peki, bu çok güzel dizeleri bir gün özel yine bir, evet. Her konumuzdan özel bir program çıkartıyoruz aslında. Sayın Eroğlu'yla da böyle sazlı sözlü bir program istiyoruz gönül telinden olsa. Biz sazlı türküleri acılardan gelerek öğrendik. Acılardan gelince daha bir kalbe böyle gül vuruyorlar değil mi? Tabii. Peki ben şey sormak istiyorum. İşin şey boyutunu, şakalaşma boyutunu atayım. 183'ü aradıkları zaman kişi kaydı ya da şey yapılıyor mu? Yani ibraz beyan ediliyormuş. Müjgan seni şikayet etti gibi bir şey yok hayır, değil mi? Kesin, çünkü gizli. Apartmanda altta bir sıkıntılı aile varsa veya tatsız bir kişi varsa o kişi gelip de o insanı rahatsız etmemesi için ihbarda bulunur. Uzmanlar gelip yani ihbar edenin ismi saklı kalır. O zaman rahatlamanız lazım. Yani ihbar ederseniz ben de kim vurduya giderim gibi bir kaygınız olmasın. Hayır. 183 unutmuyorsunuz. Evet. Kadına hayvan çocuğa hayvanı yok. Hayvanla ilgili böyle ilgili ayrı birimle vardı. Yine o ama var değil mi bu birimler var ya onunla da ilgili yani, başka birilerini tabii, alalım en azından hayvan haklarını koruma tabii, adına. Hayvanları, doğayı, yeşilliği zaten doğayı korumayan, hayvanları korumayan insanlar daha iyi sevmeyen insanlarla tabii, bir şey için, olmaz. Evet. Peki Sayın Eroğlu, bunca yıllık kaç yıllık hizmet? 40. 40 yıllık dile kolay ya. Evet. 40 yıl boyunca siz hep bir yarayı onarmaya, iyileştirmeye... Evet. Bir şeyleri tamir ettirmeye, evet. Etmeye çalışmışsınız. Yani acıların, evet. Sıkıntıların, olmazların içinde bir 40 yıl boyunca. Şu anda da Şişli Kent Konseyi Başkan Vekiliyim. Başkanımız Yavuz Meriç. Evet. Yönetim kurulumuz çok seçkin çileden oluşuyor. Ve 20 Nisan'da, yani bir hafta sonra Şişli'de çok büyük bir etkinlik yapacağız. Genellikle 20 Nisan Bayramı'nda hep böyle avantajlı çocuklar yürür, bayram kutlar ama dezavantajlı konuda olan engelliler, spastikler, otistikler, Down sendromlu çocuklar bu konularda biraz mahrum kalırlar. Evet. Bizim Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanımız Zakine Taş bir öğretmen. Çok başarılı bir çalışma başlattı. Ne yapacaksınız o zaman? 20'sinde Şişli Maşka Parkı'nda çok büyük bir beze, bu çocuklar, dezavantajlı çocuklar büyük bir resim yapacaklar. Muhteşem. 50 metre, 100 metre resimle ve bu resimler üzere de sabahında halkın beğenisine, satışına sunulacak. Elde edilen gelirle engelli derneklerine harcanacak. Yine bu resimler kartpostal olarak basılacak, satış yapılacak. Bu resimleri 2-3 gün çocuklar ulaşacaklar üzerinde çalışmak için. Bu onların yaşama dokunmaları, kendilerini ifade etmelerine, aileleri çocuklarını izleyecekler orada ellerinde boyalar, ellerinde işte özel şeylerle bu güzelliği yaparken, yaratırken mutlu olacaklar ve benim çocuğum da demek bir şey üretiyormuş, işe yarıyormuş. Çünkü genellikle bu tür çocuklara işe yaramaz, evde otursun, sokağa çıkmasın gözüyle bakılır. Evet. Ama bunlar yaşamın içindeler, yaşamla barışıklar, yaşamla her türlü olmaktan yararlanmadan şey gibi, falan. Şu kağıda ne yazarsanız evet. Onu alırsınız değil kesinlikle. Mi? Yani bunlar bir karalama yaparsanız çocuk da onun benziyor. Yani evet. Beyaz kağıt gibi. Ne yaparsanız, kesinlikle. Ne resmederseniz kesinlikle. O. Ne güzel bunları anlatırken nasıl dolu dolu duygusallaşarak ya, anlatıyorsunuz. Bu tabii ben Down sendromlu çocuklar için kafe açtığımda ilk başkana bu öneriyi götürdüğümde toplantıda çok güzel hazırlamıştım. Sundum Sayın Başkanım, Mustafa Başkanım. Böyle bir kafe açarsak burada 20-25 çocuk çalışır, üretime destek verir, katkı sağlar. Oradan bir mühendis olan bir başkan yardımcısı, aman Kahraman Bey nelerle uğraşıyorsun? Bunlar tabak kırar. Dedim ki 10 tane tabak değil, 100 tabak kırsın dedim. Ama öğrenecek, ama eve para götürecek dedim. Sayın Başkan dedim, bakma onların şeyine dedim. Bu işi yapacağız dedim. Tamam Kahraman'cığım yap dedi. Ve şimdi İstanbul'da bir numara. Bir sürü buraya şey geliyor, kişiler geliyor illerden, Avrupa'dan. Şişli'yi geziyorlar, en güzel parkları, yolları. Giderken akıllarında iki şey kalıyor. Diyorlar ki her şey güzeldi ama iki şeyi unutamadık. Bir doğum kafe,
Bir de Alzheimer'lar için gündüz bakım evi. İsminiz yani böyle hasbelkader konulmamış o zaman. Yani şimdi kahraman olmak demek savaşta kılıç, top tüfekle evet. Savaşmak demek değil. Olmazlara, yanlışlara karşı savaşmak da kahramanlık gerektir. Adınızı sanki böyle ilahi bir şeyle eşleştirmişler. Yani, lütfen bunu kabul edin. Yani evet. Bakarken onu hissettim. Ya, kahramansınız evet. Bir şekilde o kahraman evet. Adına münhasır bir kahramanca bir şey götürüyorsunuz, tabii, mücadele götürüyorsunuz. O at bir de insanı böyle daha böyle o ada yaraşır şekilde de olmayan. Atlar oluyor. İnsan yaşamını da etkiliyor değil mi? O da güzel bir şey. Yani çünkü adam bir satılmış olsaydı her şeye tabii o isme sahip olanlara lütfen tenzih bir şey tenzih ederek konuşalım. Ya espri az söylüyorum. Tabii ki. Tabii. Veya farklı bir şey olsaydı daha az ama kahraman olunca babam koymuş neye göre koymuşsa. Dedem savaşta öldüğü için. Evet. Tabii. Ama işte insanların üstlendiği o misyonlar bir şekilde birileri tarafından yönetiliyor ve evet. Yöneliyor. Yani o isim sizi bir şekilde evet. o yokluğa ve sıkıntı içinde olan insanlara karşı savaşma evet. Yönlendirmiş. Evet. Evet. Peki bir soru. Bu 40 yıl boyunca çocuklar, sokak çocukları, yaşlı insanlar, şiddet gören kadınlar hep böyle gri renklerin, siyah renklerin ve evet. Mor renklerin içinde bir tabloyla karşılaştınız. Eyvah dediğiniz, olmadı dediğiniz ya da keşke şuna müdahale etseydim böyle olmazdı dediğiniz bir anı var mı? Ya böyle anılarım tabii... Mutlaka çoktur, onlarcadır, belki yüzlercedir de. Ama bir şey var, ben... İl müdürlüğünde çok başarılı bir müdürlük yaptım. Mutlaka. Bir sürü kurum açtım. Geldiğimde kurum sayısı 26 idi. Ayrıldığımda 57-58 olmuştu. 26'dan 57-58'e. Evet, 58'e çıkarmıştım. O dönemde bana vakıflardan, derneklerden gel serbest çalış, daha çok böyle imkanlarımızı kullanalım, daha büyük yerler kuralım, işler yapalım dediler. Ben devlet memurluğundan ayrılmak istemedim. O dönemde belki memuriyetten ayrılsaydım yani daha böyle alanın genişleyecek. O zaman daha çok gidecek, şimdi evet. Bir küçük bir kurum açmak için bile başkanın inisiyatifine bağlısın. Evet. Bir şey yapmak için birilerinin ancak izin verirse etmek yaparsın. Zorunda. Ama evet, evet. Öyle bir vakıflarda olsaydım biraz daha imkanlarım da geniş olurdu. Daha çok insana faydam olurdu. Daha çok kurum açardım diye. Ama siz unutmuşsunuzdur ne kadar evet. Çok insana faydanız olduğunu. Tabii. Çünkü şey bu olaylar böyle gündeme çıkan, su yüzüne tabii, çıkan çok laf söz edilen tabii. Şeyler değil. Gizli, tabii. Gizli demeyelim de kimselerin görmediği zaten yardım etmenin evet. Amacı da aslı da bu duygu. Tabii. Kimselerin bilmesine, kimselerin görmesine gerek yok. Gelirken ayağının birini bir itme sonucu kaybetmiş mi? Tren rayına düşen bir kadına ben protez ayak almış aldım o dönemlerde. Onunla mı karşılaştık? Şimdi karşılaştık. Emine Hanım da yanındaydı. Aa Kahraman abi dedi sarıldık öpüştük falan. Nerede ayağın dedim. Ya dedi işte çıkarttım dedi. Çok dedi rahat hareket edemiyorum dedi. Onu mesela iki çocuğuna sordum. Biri mühendis olmuş. Ben okuttum o dönemde. Bunlar tabii bana mutluluk veriyor. İşte bu ya. Birisi, bu yaşamı evet, bir şekilde şekillendirmek. Ya, dokunduğumuz çok dokunabilmek, yaşama evet. Dokunabilmek. Duygulanarak dinliyorum. Evet. Kimi konuşmacılarımı, konuklarımı hayretle dinliyorum. Şu an böyle duygu bravolar içimde, ya, harikalarla bir dinleyiş evet, içindeyim. Bunlar, çok evet. Güzel. Peki. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bir bürokrattınız. O evet. Dönem içerisinde bürokrasinin gerekleriyle evet. Yaşadınız. Evet. Daha sonra siz bu hizmet aşkı bitmedi. Belediyeye evet. Geçtiniz. Şimdi belediye çalışmaları içerisinde halktan destek istediğiniz, yani bunların hepsi böyle belediyenin kaynaklarıyla evet. Ya da tek başına yapılacak şeyler değil. Devletin de bir şekilde el atması lazım ama halkın size faydalı olabilmesi için bizi izleyen vatan, ekonomik durumu, bilgi durumu, kendini bu anlamda dolu hissedenler nasıl yardımcı olabiliriz? Çok bir dolu şey yaptım, sosyal proje yaptım. Evet. 3 sene Mardin'de
yazın okula gitmeyen, yaşı 7'den büyük olup da okul öğrenim çağını kaçırıp evet. veya çeşitli sebeplerle okula gitmeyen çocuklarla ilgili Mardin'in okullarında, yazın okullarında yaz okulu projesi sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütüldü. Ben o projeye Şişli'deki gönüllü halkı destek vermeye zorladım. 8-10 kamyon oyuncak, yiyecek, çocuklara süt, meyve suyu, çeşitli eşyalar gönderdim. Yine çeşitli, daha sonra başka illerde bu projeyi yürüttük. 7 bölgede 23'ten bayramlarında gezelim, oynayalım, yaşayalım proje kapsamında her ile 7 bölgeye 4-5 tır oyuncak gönderdik. Ne güzelsiniz. Ben de başına gittim. Bütün bu oyuncakları Oyuncakçılar Derneği ile halkın gönüllü destek ve yardımlarıyla sağladım. Şişli'de belli yerlere bir yardım da sen yap, fakirler mutlu olsun diye kumbaralar yaptırdım. Büyük kumbaralar. Evinde fazla eşyasını, giysisini, ayakkabısını, özellikle Osman Bey civarında kurduğum kumbaralar akşama doluyordu. Çok güzel. Bir hala firma devam eden bir şeyler var mı şu anda? Kapandı. Bir firma ihracat yapmış, gömlek artmış. Oğlum götür at kumbaraya, birileri giysin. 100 tane gömlek, çok ayakkabı. Güzel. Bunları ben çıkartıyordum. Bir yerde sosyal mağaza gibi bir mağaza yaptık. Orada önce Şişli'nin halkına, fakirlere, geri kalanlar da çeşitli illere gönderdim. Bunun yanında okullarda çok iyi bir çalışma başlattım. Neler oldu? Okullardaki sorunlu çocuklarla, dezavantajlı konumda olan çocuklara psikolojik destek sağladım. Çok güzel. Psikolog uzmanlar gönüllü buldum. Kendim de aynı zamanda uzmanlar dernek başkanıydım. Bütün yarı zamanlı boş olan uzmanları, sosyal uzmanları, psikologları okullardaki sorunlu çocuklarla ilgilenmeleri için aileyat danışma merkezlerinde birebir onlarla çalışma yaptık. Yine Sayın Başkanım, o dönemki Başkanım Mustafa Sarıgül'ün de katkı ve yardımıyla 55 bin öğrenciyi bütün kamplara taşıdık. Kamplara taşıdınız. Otellerde, çocukların denize... Ya öyle 5 bin falan değil değil mi? 55 bin. 55 bin öğrenci. Muhteşem bir organizasyon. Her hafta 10-15 otobüs öğrenci gönderdik. Orada yeme içme kuralları, sosyal çalışmalar, satranç, resim, tiyatro ve orada binlerce çocuğun tiyatrocu yeteneğini keşfettik. Binlerce çocuğun güzel sanatlara olan, çünkü anne baba fakir, yoksul, çocuğun sanat olan ilgisini bilemiyor ki. Ama orada 4-5 gün kaldığı için çeşitli önlerine kağıt koyuyoruz, resim yapıyor. Öğretmen bak, bu diyor çok yetenekli. Bir daha yaptırıyor, bakıyor çocukta bir cephe var. Bunları yaptırdık ve bu çocuklarımız daha sonra çeşitli tiyatro okullarına, çeşitli müzik okullarına gönderdi. Ve bu konuda Kuştepe mahallesinde roman okulu açtık biz. Orada roman kültür merkezi kurduk. Özellikle çok güzel bir çalışma. Okula gitmeyen çocuklara okuma yazma, okul öncesi eğitim. Okuma yazma bilmeyen annelere okul yazarlık öğrettik. Çeşitli meslekler öğrettik. Şişli'de evlilik okulunu ilk biz açtık. Evlilik okulu açtık. Evet. Güzel, çok güzel. Gençlere evlenecek çünkü... Ne güzel bir şey ama şimdi sözünüzü keseceğim. Bir şeyleri ben ilk biz yaptık. Evet. Diyebilmek. Tabii. Çok güzel bir onur ya. Tabii. Çok güzel bir tatmin bu. Yani bunu herkesin başarması gerçekten söz konusu evet. değil ve ben bunu iltifat falan değil. Estağfurullah. Gerçek manada hak ettiğiniz yani, övgüyü veriyor. Tabii veriyorum. Şeyin de buna olanak vermesi lazım. Başkanın da ya daha sonra ben 2 sene Şişli'de hiçbir iş yapmadan oturdum. Eyvah eyvah. Tabii. Yani bu kadar birikimli, bu kadar donanımlı bir kişi 2 sene belediyede evet, belediyelerin yani, kaderidir bu. Ne yazık ki birçok donanımlı insanlar. Yani, madeni teşvik etmek ayrı, madeni değerlendirmek, işlemek ayrı bir şey. Ben evet. Yok olmadım, emekli oldum. Hemen, devam ediyoruz ama birçok anlamda devam ediyoruz. Derneklerde çalışıyorum, vakıfta çalışıyorum. Keken Konseyi gibi tüm Şişli'deki sivil toplum örgütlerinin üst bir birimi olan. Şimdi Keken Konseyi hep duyuyorlar. Evet.
kent konseyi, kent konseyi, işte Kadıköy kent konseyi, Şişli kent konseyi. Şu kent konseyini böyle çok küçük şeylerle, cümlelerle. İçişleri Bakanlığı tarafından. Ne yapıyorsunuz orada? İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, korunan, ilçedeki her türlü sosyal, kültürel, çevresel sorunları belediye ile halk arasında köprü görevi görerek İçişleri Bakanlığı ve belediye işbirliğiyle belediye ile halk arasında köprü kurarak sosyal kültürel çalışmalar yapıyoruz. Halkın istemlerini belediyelere, kaymakamlıklara, sivil güçlere ve diğer kamu güçlerine, örneğin bir mahallede bir çocukların oyun alanı yoksa o bizim sorunumuz. Bir yerde bir hayvanlarla ilgili sıkıntı varsa bizim sorunumuz. O sorunu meclise getirerek burada belediyenin o alanda çalışma yapmasına. Ne güzel sahibiz. Bir cümle söylediniz. Bizim sorunumuz. Bir şeye soruna sahip çıkar. Tabii. Şimdi mala mülke iyiye güzele sahip Şimdi çıkmak de. Yani öyle bir şey Tabii. değil. Maharet değil. Soruna sahip çıkabilmek evet. maharet. Zaten burada ne güzel değil. Başlıkları bizim sorunumuz dediniz ve birçok şeye de sorun, çözüm getirdiniz. Şeyi de sorabilir miyim? Kent konseyine halkın dahil olması, şimdi halk hizmeti alıyor, halkla koordinasyon içindesiniz ama işte evde oturuyor, canı sıkılıyor ve kendini gerçekten sosyal anlamda hizmet vermeye de yeterli buluyor. Bey ya da bayan. Gelip konseyde şey yapabiliyor Kesinlikle mu, çalışmalara bizim, katılabiliyor mu? Bizim bir sürü faaliyet alanlarımız var. Kadın komisyonu var. Kadın komisyonuna bağlı çalışan kadınlar, işçi kadınlar, emekli kadınlar, yaşlı kadınlar, çocuklarla ilgili dezavantajlı çocuklar, mutlu çocuklar, okula giden çocuklar, işçi çocuklar, ben mesela engellilerle ilgili, çocuklarla ilgili birim sorumlusuyum. Tüm engelli dernekleri, tüm çocuklarla ilgili çalışan okul aile birlikleri, okullardaki diğer kurulan dernekler, çocuklarla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin hepsinin sorunlarıyla ben ilgileniyorum. Atıyorum bir mahalleden birisi beni aradı ya, ya bizim mahallede iki çocuk var, bunlar anne babaları terk etmiş dediğinde ben yarım saat sonra Çok olayım. Güzel. Onun dışında normal halk vatandaş da gelip bu Tabii, birimlere bize gelip bu birimlerde ben çalışmak istiyorum. Ben Kesinlikle. Çocukla ilgilenmek istiyorum. Kesinlikle. Ben şiddet gören kadınla ilgilenmek hemen, istiyorum hemen, dediğinde hemen onu bir komitenin içine alıyoruz. Bir şeyi komiteye alıyorsunuz. Bir zaman sonra da o komitenin başına getiririz. Amacımız zaten o. Aman da ne güzel. Yetiştirmek. Tabii. Şimdi o zaman ben sesleniyorum. Evde oturmaktan sıkılıyorsunuz. Her şey yolunda. Hani onu elediğiniz eleği astığınız gibi kabul etmeyeceksiniz. Kesinlikle. Nefes aldıkça, yaşam sürdükçe yaşamda mutlaka faydanız dokunabilecek bir yerler vardır. Bulunduğunuz şehrin yani mahallenin, belediyenin evet. mutlaka her belediyenin kent var. Konseyi var. Var tabii. Kent konseyine gidiyorsunuz. Hangi alanda kendinizi yeterli hissediyorsanız, faydanızın dokunacağını düşünüyorsanız, ben geldim, ben buradayım, lütfen benden faydalanın diyorsunuz. Bakın hayat ne kadar daha zevkli geçiyor, doğru mu? Kesinlikle. Ya özellikle ben evde boş oturan kadın arkadaşlarıma çağrıda bulmak istiyorum. Yapacağınız o kadar çok şey var ki. Evet. Ve bu ülkenin sizin gibi destekçi, sizin gibi güvenilir, sizin gibi insanlara dokunan insanlara ihtiyacı var. Bu ülkede 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar gelin ediliyor. 13 yaşında çocuklar ne olmaz bir yaradır bu değil mi? Okula gidemediği için ailesi tarafından evliliğe zorlanıyor. Yani bu çocuklara biz okula gidememekten değil aslına bakarsanız bir öyle bir şey kara bir kültür var ki sermaye olarak görüyor, gelir olarak gördükleri için. Çok kötü. Genellikle ya. Yani bu Çok şey okula gidemedi evlensin değil, alacağı başlık parasına istinaden Kesinlikle. Veya edineceği mala mülke istinaden çocuğu satılık mal gibi gördükleri için Kesinlikle. Hani bir kara bir düşünceli bir halk var ya, bir grup var ya, onlara aklıma geldikçe zaten tüylerim diken diken oluyor, böyle bir şiddet duygularım kabarıyor elimde değil ama Kesinlikle. Doğrusu bu. Haklısın. Çocuk evlilikleri dönüp baktığımızda bu yörede de hala hazırda geldikleri bölgeden kopamadan sürdürenler yani, mi İstanbul'da? Yani İstanbul'da tabii yani bizim çalışma yaptığımız yerlerde biz hep bu konuyu anlatıyoruz. Kesinlikle çocuklar 18'inden önce evlenemezse daha onlar çocuk. Onların okuması gerekir. Evet. Okula gidemiyorsa eğitilip bir iş meslek sahibi yapılması gerekiyor. Çünkü evlilik bir sosyal bir olaydır.
bir kurumdur. Bir kuruma sen hazırlık yapıyorsun. O kurumun çatısını hazırlamadan, içindeki eşyalarını tamamlamadan ona bir ev diyemezsin. Evlilik evet. Bir oyun değildir. Maalesef, evcilik oyunu gibi. Maalesef günümüzde ben aynı zamanda aile mahkemesinde birlik kişiyim. Boşanmalar neredeyse evliliği geçecek neredeyse. Yani her hafta atıyorum 100-150 evlilik oluyorsa 60-70 de boşanma oluyor. Sağlıksız evlilikler. Yani evliliği oyun gibi görüyorlar. Nasıl olsa evlenince düzelir. Evlenince iyileşir. Yani hadi kişinin, bir çocuk olsun düzelir. Hadi şöyle olsun düzelir. Kesinlikle. Ben buradan bir uzman olarak, bu alanda yıllarca çalışan birisi olarak halka çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle ekonomik, sosyal güvenliğini elde etmemiş gençlerin evliliğini onamayın. Onların mutlaka evlilikle ilgili sorumluluklarının ağır olabileceği konusunda onlara yardımcı olun. Hemen evlendik, hemen çocuk sahibi olalım anlayışı da bana göre biraz yanlış. Yani. Çünkü bir çocukla boşanmak, ayrılmak ayrı, çocuksuz boşanmak evet. Ayrı. Evet. Şu an benim katıldığım programlara konu oluyor. Baba 3 aydır 4 aylık bebeği, 19 yaşında baba. Baba 19 yaşında 3 aylık, 4 aylık bebeği almış, kaçırmış. Anne bizim yayında çocuğunu arıyor. Yani 19 yaşında evliliğe... Nedir anlarla karşılaşıyorsunuz? Tabii 19 yaşında evliliğe destek veren anneye, babaya mı kızalım? O nikahı kıyan memura mı kızalım? Yani daha bu çocuk, kardeşim işte evlilik okulu çok önemli. Kanunlar yeterli değil mi bu konuda ya da yeterince aleni yapılmadığı için yani, mi müdahale edilemiyor? Ya 19 yaşında genç gittiği zaman nikah memuru karşısına kıyam ama orada bilinç ağırlıklı olmalı veya onlara birazcık bir şekilde ya daha biraz daha bekleyin anne baba önce. Anne baba tamam adın çıktı evleneceksin. Özellikle evet, Türkiye'de 15 yaşında kız, 16 yaşında kız birine bir mektup verdiyse, mektup aldıysa veya birine yolda yürüdüyse artık kızım adım kirlendi. Kesinlikle evet. Namus beyindedir, yürektedir. Yani orada burada aramamak lazım. Evet. Bir erkekle konuşması onun ahlaksız olduğu, namussuz olduğu gibi bir şekilde değerlendirmek çok çok yanlıştır. Çocukluğunu yaşayacak, gençliğini yaşayacak, evlilik, iş sahibi olur, bir aileye geçindirebilecek bir duruma gelir de o zaman destek yapılır. Anne baba da üstüne düşen görev yapar, evlendirir ama hiçbir şey yok. Anne babanın yanına geliyor, 2 ay sonra anne baba bunu ayırıyor, iş yok, güç yok. Dışarıdan taşınan yemeklerle, yardımlarla o evlilik yürümez. Şimdi aslına bakarsanız siz konuşurken hemen bütün gençliğimden derken uzun zamandan bu yana böyle televizyon ekranları, kanalları gözümün önünden geçti. Şimdi devletin sorumluluğunda olduğu kadar, kurumların, bürokrasinin sorumluluğunda olduğu kadar aynı zamanda medyanın da görevi olan bir şeydir. Evet. Toplumu bilinçlendirmek, aydınlatmak, eğitmek, kötüyü evet. Doğruyu, yanlışı ayırt etmek. Şimdi kanallar birden gözümün önünden geçti. Sabahtan açıyorsunuz, işte kim hangi kocanın peşinde koşacak, kim kimi eş olarak alacak. Diğer tarafta bir sürü yarışmalar. Onu aslında sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar güzel açıklıyor. Aptallaştırılmış bir toplum var. Evet. Eğlenceye. Evet. Dikkati dağınık, işte layla ulama yönlendiren bir toplum. Kesinlikle. Halbuki bütün medyanın, yazılı, görsel, işitsel bütün medyanın görevleri arasındadır toplumu tabii. Bilinçlendirmek. Tabii. Sizin gibi değerlerin haftada bir konuk edilip bütün bu detayları aktarması, anlatması, bu işin yanlışını göstermesi, doğrusunu göstermesi kesinlikle. Gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle. Ben şimdi katıldığım bu Fox'taki program. Daha önce de birçok kanalda ben katıldım. Ve gerçekten biraz da halkın anlayacağı bir dilde, halkın kabul edeceği bir temada anlattığın zaman halk o kadar iyi anlıyor ki ben geçen hafta Merzifon'a gittim. Oradaki bütün kadınlar özellikle, "Aa Kahraman Bey ne kadar güzel şeyler söylüyorsun. Biz işte senden çok şey öğrendik. Çocukları okutmanın yararını, özellikle kız çocuklarını altını çizerek söylüyorum. Kız çocuklarını mutlaka okutun. Mutlaka okutun. Erkek çocuğu yine farklı şeylere girebiliyor, evet. Tamirci olabiliyor. O da okusun. Tabii, erkek olmanın kadını okumak derken şeyden bahsetmiyorum.
üniversite biz, falan tabii, demiyorum. Kesinlikle. Ama mutlaka liseye kadar tabii, okusun. Yani tabii, dünyayı algılamayı, kesinlikle, anlamayı, tabii, modernize olmayı, evet, insanlarla uyumlanmayı okulda öğrenecek. Tabii, o kitabi bilgilerle evet, öğrenecek. Üniversite okuyup okumaması şey değil. Zaten dün sevgili Hayrettin Bey de konuğumuzdu, TÜYAT Başkanımız. O da diyor ki, bakın teknik elemana ihtiyacımız var, teknikere ihtiyacımız var. Meslek sahibi olmak istiyorsanız meslek liselerine gidin Sayın Özaydın, yani onu söylediğinde. Ben şöyle bir durdum, on binlerce insandan bahsediyor. Evet. Okuyun. Yani baba parasını zaten bir yere gidilmez, elden gelen parayla da değirmen dönmez. Okuyacaklar yani, başka alternatif yok. Kesinlikle. Meslek sahibi olacaklar. Tabii, kesinlikle okumalarını öneriyoruz. Belirli bir yaş olgunluğuna gelince ancak evliliği düşünmelerini istiyoruz. Evlilikte ebeveynlerin çok fazla müdahale etmemelerini istiyoruz. Genellikle kişiler evlenmiyor, aileler de. Ana baba evleniyor, ondan evlenmiyor, sonra vur patlasın, annem, çal oynasın. Benim annem diye. Ve büyükler bir de evliliğin ilk yıllarında 2-3 yıl sıkıntılı geçiyor. Uyumlu dönemi var. Evet. İşte yeni bir hayat, yeni bir sorumluluk. Düşünün, evinde hiç yemek yapmamış kız yemek yapmaya başlıyor. Evinde ampul değişmemiş genç, ampul değişiyor. Ekonomiyle sonra, alakası şey, olmayan evet, gidip, insan. İşe gidiyor, eve geliyor. Bize çocuk sahibi olunuyor. Onun için bu kadar zor, karmaşık şeyi bir anda 2-3 yılda hemen benimsemesi, kabullenmesi mümkün olmuyor. İşte ebeveynlerin desteği gerekir, yardımı gerekir. Yine burada belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Belediyeler yol, su, asfalt belediyeciliğinin yanında sosyal belediyeciliği de öne çıkartmaları gerekir. Bir soru. Belediyelere çok görev düşüyor da halka da belediyeleri bu konuda hadi ha, ne duruyorsun diye dürtmek, yani vazifelendirmek düşüyor değil mi? Yani belediye, ben hep söylüyorum, belediyeye gidip de kardeşim niye kreş açmıyorsunuz? Yani git ve hakkını iste, kur masaya. Toplum merkezleri niye kurmuyorsun? O kadar para veriyoruz. Her yere bir bina yapıyorsunuz. Yeşili katlettiniz. Her taraf betonlaştı. Çocuklarımızın oyun alanı yok. Bari bir kreş kur. Bari bir gençlik merkezi aç. Ses çıkaracaksan böyle çıkar diyorsun. Veya okullara gittiğinde hani okulda top sahası var mı? Voleybol sahası var mı? Kütüphane var mı? Laboratuvar var mı diye sorman gerekiyor. Evet. Yani eğer istemezsen hani ağlamayan meme yok diye bir evet, güzel bir biraz abiyanedir ama evet, güzel bir atasözüdür. İste ki alabilesin. Bunun için de haklarını bilmen gerekiyor. Kesinlikle. Eğer sen vergi ödüyorsan, sen o belediyenin başka, o adamın başkan seçilmesi için gidip oyunu veriyorsan, tercihini kullanıyorsan, sana karşı da vazifeleri var. Bu vazifelerden tabii, de bunlar birkaçı. Zaten halkımız artık belediyelerde, siyasi partilerde kişilere oy veriyor. Ve öyle de olması lazım. Yani, kişi parti... hatta benim düşünceme göre 2 yıl önceden belediye başkanı adayları belli olmalı. 2 yıl önceden. Değil mi? Öyle kim buraya gitmeden ortaya çıkıp şunu yapacağım, bunu yapacağım. A, B, C'de bakmalı. Ne iş yapmış? Halka yönelik. Kendine yönelik. Bir anlatmalı topluma, kendini. Topluma yönelik. İzlemeli çünkü artık çağımız modern çağ. Her şeyi internete girip 5 dakikada kimin ne iş yaptığını görüyorsun. Evet. Bakıyorsun hiç ummadığın bir kişi geliyor pat tepeden belediye başkanı oluyor. Evet. Ondan sonra partizanca düşünceler. Evet, hiçbir iş yapmıyor ama yok. 5 yıl. Kaybolan yıllar. Orada kaybolan yıllar oluyor. Kaybolan yıllar, enerji, onun her için şey. Herkes gözünü açmalı, halk gitmeli. Sen ne iş yaptın kardeşim günahla? Anlat bakayım bana demeli. Yani yakasına yapışmak tabiri var da tabii gidip yakasına yapışmayın. Ama mutlaka ve mutlaka bu haklarınızdan ve hukuklarınızdan haberiniz olsun. Tabii sizin sayenizde olacak. Bu durup dururken olacak iş değil. Müslüman belediyeler halka açık olmalı. Ne? Yani bir başkanın, başkanın yanına bir vatandaş giremiyorsa, bir başkan yardımcısının yanına giremiyorsa, çoğu öyle giremiyorsa, öyle buralar çaka satma yerler değil. Altında makam arabaları, odalar, bilmem işte binayı beğenmiyor, yeni binalar yapılıyor. Yazık yani ya. Halka hizmet etmeli şimdi ya. Halka hizmet etmeli. Bir bilinen bir söz vardır. Ne insan urbalar gördüm içinde insan yok. Evet. Urbalar gördüm, insanlar gördüm üstünde urba yok der. Ben de onu şöyle çevirdim mesleki yaşamımla bağlantılı olarak. Ne koltuklar gördüm üstünde evet, adam yok. Ne adamlar gördüm altında evet, koltuk yok evet, şeklinde çevirdim. Kesinlikle. Zamane sözü oldu ama çuk diye de oturdu. Kesinlikle. Öyle makamlar var ki kesinlikle, gerçekten üstünde adam yok. Kesinlikle. Kesin. Ya bir belediye başkanı halka açık olmalı. Odasını halk girer. Tabii ki halk rahatsız etmez. Belli zamanlar olur girer çıkar ama böyle yani çok şeyli bir
yapılar, sert kapalı kapılar yapılar, arkasında, kale duvarlar arasında. Başkana ulaşamıyorum diyor yıllarca, aylarca diyor. Bilmem başın yarısına ulaşamıyorum diyor. İşte bizim aramıza girmiyor, yapmıyor. E peki o zaman halkın senin ihtiyaçların, halkın ihtiyaçlarını nasıl bileceksin? Veya halk sana boşta derdini anlatmazsa çözüm nasıl getireceksin? Bu halkın da güzel bir tarafı var. Yani unutmuyor bunları. Eğer belediye başkanına İnşallah. Gidip de kapıdan geri dönmüşse evet. birazcık güvenmek de lazım. Evet. Neyse bakın şey tehlikeli sulara doğru gidiyoruz şöyle yavaştan. Ya. Tabii şakalaşıyorum. Ya, şimdi sizin gibi bir derya denizi bulunca hem coştum hem sordum hem söyleştik. Ancak konuşulması gerekenlerin belki onda birini evet. konuşmadık. Bundan sonra böyle devamlılık arz eden bir şekilde başlıklar. Yani şimdi burada çocuk evliliği, çocuğa şiddet, kadına şiddet bunların hepsi başlı başına evet. konular. Sokak çocukları başlı başına konular. Kalemlerde ne varsa. Evet. Bunlarla ilgili aslında konseyin elindeki görüntüler yapılan araştırmalarla birlikte böyle görselleştirerek bir şeyleri ya da hikayeleştirerek alalım. Bizim kapılarımız açık size. Kesinlikle. Ya, Kanal 34 TV'ye ben daha sık gelmek istiyorum. Çünkü Şişli ilçesinde hizmet veren bir kanal. Ve Şişli'nin hem görünen yüzü hem sesini yaydığı bir mekan. Onun için ben buraya belediyenin, kent konseyinin, kaymakamlığın ve diğer tüm sivil güçlerin destek vermelerini istiyorum. Çünkü buradan ancak halka biz ulaşabiliyoruz. Evet, yani başkalarının denetiminde tabii, ve şeyinde kesinlikle. Olmadan minnetsiz tabii, bir tabii, kuruluş tabii. burası. Yani bir sığınma evi açmışsak buradan açtığımızı duymamız gerekiyor ki halk o sığınma evine müracaat edebilsin. Bir çocukla ilgili ihmal, istismar varsa mesela az önceki o 3-4 kere özellikle sizi kutluyorum. 183 özellikle, özellikle öğrettiniz. Yani şu an belki de telefonlar çalmaya başlar. O numara çalmaya başlar. İşte Özgür Hanım'ın Kanal 34'ünde Kahraman Eroğlu'nun yönlendirmesiyle diyecekler. O şeyle hemen okulumuzda bir çocuk var işte çeşitli şekillerde üstü başı çok perişan her tarafı mosmor okula geliyor. Muhtemelen evde birileri tarafından dövülüyor. Hemen buna yardımcı ol. Ben bir Şişli'nin göbeğinde bir okulda öz abisi tarafından her türlü zarara uğrayan bir kızı ben korumaya aldım. Allah'ım esirgesin. Peki şey de soracağım. Şimdi bazı insanlar vardır hani bunalır, bunaldığı yerde kalır. Böyle çocuk çoluk vardır, şeydir. Yetersizdir ama varlığını dışarıya aktarmak zuldür onun için. Hani olmayanını, yokluğunu. Gerçekten sefalet içinde yaşayan aileler de var. Belli bölgelerde, evet. belli yerler. Onlara da el uzatıyor musunuz? Onlara uzatacağınız el var mı? Tabii canım. Onlara ben Şişli içerisinde başkan yardımcı yaparken aynı ona akdi yardım var. Hı hı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü. Engellilere yönelik çeşitli aylıkları var. Evde bakım parası. Yaşlılara yönelik evde bakım parası var. Bu normalde Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvursa uzun bir süre sıra bekleyecek. Siz konuşurken bir 20 tane program başlığı çıktı burada. Ben tüm o müracaatları ben aldım ilçeye. İlçede bir ekip kurdum. Uzman psikolog öğretmenden başlayan bir ekip kurdum. İncelemelerin hepsini ben bir haftada yaptım, götürdüm, teslim ettim. 400-500'e yakın aileye aile bağlattım. Ne mutlu size. Bir kişiyi kurumlara almasını sağladım. Ne mutlu size. Bu, yani her belediye bunu yapabilir. Yapması da gerekir. Halk da bunu isteyecek, belediye de buna mecbur yani diyoruz. Artık çağımız sosyal belediyecilik çağıdır. Evet. Sosyal yönü olmayan belediye yaşaması mümkün değildir. Olmasın da istemiyoruz öyle belediyeyi. Evet, tabii ki yapacaksın, görebilirim ama bu yanda da hastaya dokunacaksın. Yaşlıya dokunacaksın, çocuğa dokunacaksın, okullara gireceksin, hastanelere gireceksin. Ya, geçen bir hastaneye gittim, ya işte başkan beni verebiliyorlar, işte buraya bir belediye el atsa. Tabii ki hemen geldim, ilgililere aradım. Ne güzel. Ya bundan ne olması güzel. Gerekir. Ne güzel. Böyle bu tür programlara dediğim gibi çok ihtiyacımız var ve bizim bu anlamda bütün kapılarımız açık. Evet.
bugün Kahraman Eroğlu'nu sadece şahsına münhasır şekilde, evet, yani sizin ünvanlarınızı falan bir tarafa koysak dahi, evet, siz Kahraman Eroğlu olarak, evet, yaşadıklarınızı ve yaşattıklarınızı ve tecrübelerinizi çok özel bir konuktunuz. Çok ne iyi ettiniz geldiniz. Ben sizi kutluyorum. Çok iyi bir program sundunuz. Çok da iyi noktalara parmak basmama vesile oldunuz. Çok da usta bir yöneticisiniz. Çünkü ince ince çok da şeylere dokundunuz. Çaktırmadan diyorsunuz. 34 TV yürekten kutluyorum. Çünkü sosyal konuların dile getirilmesi, sosyal konuların açılması ancak halinde bazı sorunlara çözüm getirilir. Evet. Yürekten kutluyorum. Size daha sık konuk olmak istiyorum. Başımızla beraber efendim. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben eni buraya gelmeme vesile olan Emine Sunay. Evet, sevgili Emine Sunay'a da teşekkür ediyoruz. Onu da bir gün böyle pat diye ekranların karşısına çekip alacağım. Ekran karşısına geçmemenin bedelini ağır ödeyecek ama bakalım ne zaman olacak. Evet, Şahsına Münhasır programındaydınız. Ne güzel bir programdı. Sayın Kahraman Eroğlu, ünvanları bırakın, Şahsına Münhasır haliyle Şişli Kent Konseyi Başkan Vekili, Sosyal Hizmet Uzmanı, yıllarını bürokraside sosyal amaç adına, insanlar adına geçirmiş, harcamış. Ama varlığını öyle güzel, ismiyle, öyle güzel taşlandırmış ki yaptıklarıyla. İyi ki geldiler, iyi ki konuğum oldular, iyi ki size ulaştılar. 183 unutmuyorsunuz, herhangi bir darda çocuk, kadın varsa şiddete uğrayan, sıkıntı yaşayan, arıyorsunuz, isminiz kaydınız geçeği değil, gizli olarak kalıyor. Evet, biz sevgiden saygıdan kusur işlememek üzere yola çıkmışız. Ne iyi etmişiz. Sevgiden saygıdan kusur işlemeyenleri, yana kusur işlemeyenlerle aynı yolda gidiyoruz işte. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ağzına sağlık.